Merhaba arkadaşlar tekrar. Bugünkü çalışmamızda bir ağaç resmi çizeceğiz ve bunu yanımda şu an kızım da var. Merhaba. Kızımın çalışmasını da takip edeceğim. Ben öğrendiklerini bu ağaç üzerinde uygulayacak. Evet, önce gövdesinden başlıyoruz. Kızımla alanlarımız farklı. Hobi olarak bale, müzik ve resimle uğraşıyor. Ama kendisi okuduğu kitaplar üzerine bir YouTube kanalı açtı. Ben onu da burada paylaşacağım. Eğer düşünürseniz okuduğu kitapların neler olduğunu ve oralardan fikir edinip sizlerin de kitap okuma alışkanlığınızı geliştirmenizi istiyor. Melek Hanım kendi dünyasını yansıttığı Defne'nin Dünyası adlı bir YouTube kanalı açtı. Orada okuduğu kitapları paylaşıyor kitap sever arkadaşlarıyla. Evet. Kitap dışında bazen yemek veya değişik videolarda paylaşıyorum. Evet, mutfağı da çok seviyor kızım. Orada değişik yemekleri ve tatlı tarzı denemeleri var. Onları da görmek isterseniz kanalına bir ziyaret yapabilirsiniz. Evet, kolay, basit bir ağaç çalışması yapacağız. Evet arkadaşlar, ben şimdi babamın çizmiş olduğu resme devam edeceğim. Ben ağacımı bir kiraz ağacı yapmak istiyorum. Kiraz ağaçlarını çok severim. Yazları ağaca çıkıp da oradan düşmek de huyumuz, değil mi? Tabii ki. Düşmezsek olmuyor. Ama dikkatli oluyoruz çünkü kendimize zarar vermiyoruz. Kiraz ağacının üstüne çıkıp da oradan yemesi gibi yok ama bu arada. Tabii ki. Sonra tepelerinde kiraz bırakmayacaksın ve başkaları toplayamayacak tabii. Ama kuşlar için, doğadaki kuşlar için bırakacağız. Ha evet. Bazılarını bırakıyorum. Çünkü onlar çok seviyor. Buradaki kiraz ağaçları ve Japonya'daki kiraz ağaçları çok farklı oluyor. Neden? Oranın havası ve toprağı farklı. Mevsimleri de farklı. Kanalından biraz bahseder misin bize? Kanalımda birçok yayın evinden kitaplar koydum. Daha çok benim yaşındakilerin okuyabileceği türden kitaplar. Bazı kitaplarımda mesela Harry Potter kitaplarının birinde kitabı ile filmini karşılaştırmıştım. Kitaptan bahsetmektense. Çünkü bu tarz ayrıntılar benim çok hoşuma gidiyor. Babam da daha çok mesela film izlerken oradaki bilgisayardaki yaptıkları şeylere odaklanır. Ben daha çok anlatış tarzına, diyaloglarına ve konusuna odaklanırım. Kanalımda birçok video var. Daha çok gelecek. Resim videoları atmayı da düşünüyorum. Artık dalları iyice incelmeye başladı. O yüzden küçük fırçalara geçiyorum zamanla. Kanalıma kuşumla ilgili videolar da atacağım. Onlardan da haberdar olabilirsiniz. Kuşum derken kuşun özelliklerini bilmiyorum arkadaşlarım. Benim bir kuşum var. Kaç yaşında olduğunu bilmiyorum. Fakat yani benim kusur olarak saymadım ama birçoğumuzun istemediği, yani kuşumla isteyemeyeceği bir hastalığı var kuşumun. Kuşum uçamıyor. Belki doğuştan, belki de eski sahibi onu çok hırpaladığı için kanadında problemler oluştu. Ama aslında bunun artı yönleri de var. Yani sadece
bardağın boş tarafını görmemeli. Kafesinin kapağı hep açık olabiliyor. İstediğin zaman çıkabiliyor ki benim koşum pek sosyal biri değil. Ona yakın zamanda arkadaş da alacağız ama yani ben onu seviyorum. Çok güzel bir kuş bana göre. Rengini tam yani söyleyemiyorum. Çünkü böyle hem gri hem mavi hem beyaz gibi bir şey. Çok rastlanan bir renk olduğunu sanmıyorum. Ve ona arkadaş almak istiyorum. Onun bir arkadaşı vardı aslında. Arkadaşımın kuşuydu. O da yeşildi. Koyu yeşil, sarı ve siyah. Çok güzel bir kuştu o da. Adı Zümrüt'tü. Yeni arkadaş almak istiyorum. Çünkü arkadaşımın kuşu Zümrüt yakın bir zamanda vefat etti. Nedeni bilmiyoruz. Tabii bu korona sürecinden dolayı da onları veterinere götüremedik. Belki hastaydı, belki zamanı gelmişti, bilmiyorum ama kuşumla bir süre etkisinden çıkamadı belli ki. Şimdi ağacın yapraklarına geçiyorum. Güneşin bu taraftan vurmasını istediğim için karanlık tarafını siyahla başladım. Bu kadar yeter herhalde, değil mi? Evet, şimdi. Şimdi istediğim rengi sıkmam lazım önce. Benim istediğim renk buradaki kiraz gibi böyle pembemsi bir renkti. Şimdi onunla boyamaya devam edeceğim. Fırçamı yıkamadım, kurumasını da beklemedim. Babamın geçmiş videolarda yaptığı gibi bir 45 derece açıyla tutmaya çalışıyorum. Kuru tarafını vuruyorum. Aşağılara böyle çok parlak renkler koymak istemiyorum. Çünkü aşağısı gölge olacak. Ağacının çiçeklerine geldik. Kuşumu getirmek istedim. Kuşum böyle değişik bir renk. Üstü gri çizgili ama daha çok karnı böyle mavimsi gri. Şu an ne olup bittiğini anlayamadı. Çünkü buralara neredeyse ilk defa geliyor. Daha doğrusu böyle resim yaptığımız dönemde. Kuşumu da görmüş oldunuz. Şimdi ağacımın gövdesini yapacağım.
beyaz çizgiler ekleyeceğim damarlar olsun diye. Kuşum da arada ötebilir. O da yanında çünkü. Arkadaşlar neredeyse ağacım bitmek üzere ama biraz daha doğal olsun diye ağacın dökülmüş yapraklarını koymak istiyorum ben. Bu karantina döneminde böyle etkinlikler, hobiler yapmak hoşuma gidiyor. Biraz da daha büyük noktalar koymak istedim. Bence yeterli. Resmimi burada bitirmek istiyorum. Bence güzel oldu. Hop. Gel. Yeme onu. Gel. Aferin şunu. Hoppa. Arkadaşlar resmim burada bitti. Fırçalarımı suya koydum. Boyalarımı temizliyorum. Tabii işimizi bitirdikten sonra etrafı da temizlememiz gerekiyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.